değerli arkadaşlar. Bugün Türk dünyası üzerine sohbet edeceğiz. Kısa öz bir sohbet olacak. Ama biraz sizi şaşırtacak bir hükümle girmek istiyorum sohbetime. Türk dünyası kavramı bizim ülkemizde en çok harcanan, en çok kullanılan fakat çok fazla muhteviyatına inilmeyen kavramlardan birisi. Yani bu manada talihsiz bir kavram. Çok kullanıyoruz. Çok işletiyoruz bu kavramı. Fakat benim hayatımdan örnekler var. Onları sizlere vereceğim o örnekleri. Teorik değil, yaşanmış örnekler. Çok da farkında olmadığımız ortaya çıkıyor bu örneklerden. Şöyle düşünün, yaşadığımız dünyada Türkler ulus olarak yalnız değiller. Elbette başka milletler var. Pek çoğu Türkler kadar köklü ve eski değil ama kıyaslanabilir düzeyde köklü ve eski milletler var, uluslar var yeryüzünde. İngilizler var, Almanlar var, Ruslar var, Çinliler var, İtalyanlar var, Yunanlılar var. Fakat ilginç olan şu, Türk dünyası gibi bir kavram Türk milletinin dışında başka bir hiçbir millet için yoktur. Dünya literatüründe. Yani siz hiç Alman dünyası diye bir kavram duydunuz mu? Yahut İtalyan dünyası diye bir kavram. Duymazsınız çünkü öyle bir dünya yok. Sebebi şu. Dünyanın mesela Alman, Almanları alalım. Alman ya dışında bir Alman görüyorsanız bir yerlerde o orada ya görevlidir ya turisttir. Bir İngiliz için de bu böyle. Ama Türkler öyle değil. Türkler tarihin derinliklerinden beri Fazıl Üstü Dağlarcan'ın dediği gibi hep yayılarak, dağılarak, yürüyerek ve hep ilerleyerek yeni vatanlara gitmişler ve gittikleri yerleri hep vatan edip vatan tutup kalmışlar. Bugün Orta Doğu'da, Balkanlar'da, Kafkaslar'da, Kırım'da, Orta Asya'da, Anadolu'da, Trakya'da bazılarında bağımsız devletler halinde, bazılarında başka devletlerin içerisinde topluluklar halinde yaşayan bir dünyadan bahsediyoruz. Dolayısıyla Türk dünyası kavramının hayatımızda karşılığı var. Çünkü Türk yaşayan bir coğrafyadan bahsediyoruz. Ben şöyle bir tanım yapıyorum kitaplarımda. Türk dünyası üstünde Türk yaşayan, altında Türk canı yatan ve gökleri Türk ata ruhları tarafından korunan coğrafyadır. Türklerden başka hiçbir millet içinde böyle bir tanımlama yapma imkanı yoktur. Bakın, Yugoslavya dağıldıktan sonra, tabii Sovyetler Birliği birbirine yakın zamanda dağıldı bunlar. Bir iki yıl içerisinde. Sovyetler Birliği'nden 15 yeni cumhuriyet, Yugoslavya'dan altı yeni cumhuriyet çıktı. Yugoslavya'dan çıkan altı cumhuriyetten birisi Makedonya'ydı ve ben 1993 yılında Makedonya'ya bir seyahat yaptım bir sempozyumla e, ilgili olarak sempozyumda bildiri sunmak üzere. Makedonya dediğimiz ülkenin altı tane şehri var. Tamamını gezdik. Bu altı şehirden ikisinin belediye başkanlığı binasının tepesinde Türk bayrağı dalgalanıyordu. Ne muhteşem bir şey değil mi? Doğrudan doğruya Türk bayrağı dediğim Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağı dalgalanıyordu. Çok da merakımı çekti. Belediye başkanlarıyla da konuştum. Ya acaba Makedonya'da yaşayan Türk topluluğu için bir filama, bir simge belirleyip bunu asmak daha mı doğru olur diye konu açtım. Hani Türkiye'ye bir zarar gelmesin Egemenlik hakları yönünden bir sıkıntı olup da belediye başkanları ülkelerinde bir sıkıntı yaşamasın yabancı bir devletin bayrağını çekiyor falan diye çok şaşırtıcı cevap aldım ikisinden de aynı cevabı verdiler. Hayır efendim tam tersine böyle bir şey yaparsak sıkıntı olur ee, ama Türkiye e, o kadar güçlü öylesine büyük bir devlet ki Türkiye'nin bayrağının burada dalgalanması burada herkesin hoşuna gidiyor. Muhteşem bir cevap değil mi? Aradan yıllar geçti. Zannediyorum 2008 yılıydı. 2008 yılında televizyonda böyle kanallara bakıyorum. Tesadüfen bir spor kanalında bir madalya törenine denk geldim. 68 kiloda Avrupa Gençler Halter Şampiyonası yapılmış. Dereceye girenler belli olmuş. Onların madalyalara takılıyor. Şampiyona şampiyonluk kürsüsünde. Türkiye bir Balkan ülkesi olduğu için bir manada Trakya'da topraklar olduğu için Türkiye de bu yarışmalara katılıyor ama Türkiye'den dereceye giren kimse yok. Verilen haber böyle. Ama ilk dördüncü, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncülük kürsüsünde duranların isimlerini okuyorum size. Birincilik kürsüsünde Fikret Sadık İkincilik kürsüsünde Arslan Demir, üçüncülük kürsüsünde Muhammed Sozak, dördüncülük kürsüsünde Ali Samedov. Dört tane Türk çocuğu Romanya'dan, Bulgaristan'dan, Yunanistan'dan, Makedonya'dan gelip dereceye girmişler. Kürsüde birbirleriyle kucaklaşıyor, sarılıyorlar ve Türkçe konuşuyorlar. Türklük böyle bir dünya, Türk dünyası böyle bir dünya. Biz tabii çok farkında olmuyoruz ama ben çok dolaştım Türk dünyasında o kritik yıllarda. Türkiye'de hiç kimsenin haberi yokken, Türkiye'de hiç kimse ne farkında oldu? değilken. İnkaycın Doğan merkezden bir pas, duvar pası düşünüyor. Sonrasında seken topu hareketleniyor. İnkay Kansel Açmak istiyorlar. Alınmıyor. Kim acaba alınması gereken biri var galiba. Var. Kim var? Halloldu. Halloldu. Ma maç maç açılmıştı galiba. Evet. Şunu söylüyordum. Şunu söylüyordum. Biz farkında olsak da olmasak da ben yaşayarak bulunarak yerinde defalarca gördüm ve etkilendim bunların onu söylüyorum. Gecenin bir saatinde gece yaralarına ulaşan saatlerde, onlarda, onbirlerde dünyanın çok değişik yerlerinde, Kafkaslar'da, Özbekistan'da, Romanya'da, Bulgaristan'da, efendim Kırgızistan'da masalarda, sohbetlerde Türkiye konuşuluyor. Türkiye'nin bağımsızlığı, bütünlüğü ve güçlenmesi dilekleriyle kadehler kaldırılıyor. Böyle bir dünya. Bu güç biz farkında olsak da olmasak da yaşayan bir güç değerli arkadaşlar. Tabii Türk dünyası meselesinin farkında olmak bizim açımızdan bir güç kuvvet. Yani bunun farkında olursanız bu güçten beslenirsiniz. Bu size güç verir. Var olan gücü yok etmek kadar büyük bir akılsızlık olmaz. Yani bu bizim var gücümüz ve bizden başka dünyada hiçbir ulusta böyle bir güç yok. Bakın, Sovyetler Birliği'nin dağıldığı ilk ilk yıllara gidelim. Azerbaycan'dan bir cumhurbaşkanı geliyor, Türkiye'de cumhurbaş ee, anıt kabirde Atatürk'ün kabrini ziyaret ediyor ve anı defterine duygularını yazdıktan sonra onun altındaki, altındaki imza yerine Azerbaycan Cumhurbaşkanı yazmak yerine kendisine şu unvanı seçip yazıyor. Ebul Feyz Elçi Bey senin askerin. Yani bir Fransız Cumhurbaşkanı veyahut da Fransa'yı kuran Fransa tarihinde önemli bir devlet başkanı için bir başka devletin cumhurbaşkanının gelip anı defterine Saygı defterine bunu yazdığını düşünün. Ne, ne muazzam bir şey. Haydar Aliyevle ilgili ilginç bir anım var. Onu anlatmak isterim size. Bu anıyı hem Haydar Aliyev'den dinledim, bizzat hem yaşayan milletvekili anlattı kendi ağzından. Önce milletvekilinden dinledim. Bir zaman sonra Haydar Aliyev ile başka bir görüşmede o bunu teyit etti. Konu oldu. Sovyetler Birliği dağılıyor, devletler bağımsızlığını kazanıyor ve uluslararası örgütlere üyelikler filan başlıyor. Azerbaycan'ın ilk üyelik aldığı uluslararası kurumlardan birisi AGİT, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı. Azerbaycan bu teşkilata üye olduktan sonra bir toplantı çağrısı yapılıyor ve Azerbaycan'dan seçilmiş altı milletvekili meclisten Avrupa'daki AGİT toplantısına gidecek. Bunlar toplanıyorlar, bir geliyorlar ne yapalım, ne edelim, ne götürelim, gündemimiz ne olsun filan diye. Bir müddet tartıştıktan sonra işin içinden çıkamıyorlar. Ve akıllı birisi diyor ki ya biz niye bu kadar zorlanıyoruz? Bizim dünyayı tanıyan Sovyetler Birliği'nin birliği döneminde çok etkili olmuş, dünyayla temaslar olmuş bir devlet büyüğümüz var, Cumhurbaşkanımız. Halider Aliyev, daha yeni Cumhurbaşkanı. Gidelim ona soralım. Tabii Türk Cumhuriyetlerinde protokol Türkiye'de olduğu kadar katı değil. Yani hatta böyle adıyla hitap ederek bizim Haydar Bey'e gidip soralım gidiyorlar. Soruyorlar Haydar Bey gülüyor ya bu şimdi dert mi sizin söylediğiniz kardeşim diyor. Gidin toplantıya şöyle Türkiye'den gelen delegeleri milletvekillerin rahat görebileceğiniz bir yere oturun onlara bakın. Onlar ne diyorsa onu deyin. Onlar neye evet oyu veriyorsa evet oyu verin. Türkler neye, neye, hayır oyu veriyorsa hayır oyu verin. Bu ne büyük bir angajman değil mi? Ne büyük bir güç. Yani birdenbire birken iki oluyorsun. İki devlet bir millet lafı boş bir laf değil. Tabi Türk dünyası gerçeğinin en çok idrakinde olan devlet adamı Türkiye'de gelmiş geçmiş tüm tarihimizde tabii ki Büyük Atatürk çok büyük bir bilinçle bu meseleye yanaşıyordu. Bakın Büyük Millet Meclisi Ankara'da kurulmuş. Henüz savaş bitmemiş. Bağımsızlık tam kazanılmamış. Meclis kendini kabul ettirmeye çalışıyor. Böyle bir ortamda Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti dünyaya ilan edilmiş. Artık Türkiye devletinin merkezi Ankara'dır ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Türkiye'yi temsil ediyor. Fakat dünyada tek tanıyan devlet var ilk aylarda Sovyetler Birliği. Madem tanıdı Sovyetler Birliği'nde büyükelçilik kurulması lazım. Fakat tarihten biliyorsunuz yani savaşan askere yedirecek yemeği yok. Türkiye'nin maddi sıkıntıları çok yüksek. Dolayısıyla çok sınırlı sayıda çok sınırlı sayıda elçilik görevlisi gönderilebiliyor. 3-5 kişiyi geçmeyen sayıda bir büyük elçi, bir katip, bir konsolos gönderilebiliyor. Ama bu gönderide gönderilen heyetin içerisinde 7 kişiden oluşan bir heyeti ilmiye var. İlim heyeti. Çok şaşırtıcı. Mecliste buna itiraz geliyor. İtiraz eden milletvekiller oluyor. Ne bakımdan? maliyeti bakımından, ekonomik sebeplerle, yani biz daha yeni kurulan bir devletiz, dışişleri kadrosuna bile yeterli insan gönderemez, gönderemiyorken bu heyeti ilmiye, ilim heyeti ne? Bunu niye gönderiyoruz? Bu kadar maliyeti niye üstleniyoruz? Bu itirazlar üzerine konu Atatürk'e aksettiriliyor, derhal meclise geliyor, söz alıp kürsüye çıkıyor ve size Türkiye Büyük Millet Meclisi gizli celse zabıtlarından birinci cildinden sayfa 153'ten tek paragraf çok etkileyici okumak istiyorum. Aynen şöyle izah ediyor. Rusya'da ve Rusya ile temasta sonsuz İslam kütleleri vardır. Bu İslam kütleleri içinde bizim yerine getireceğimiz bir takım özel, gizli ve olağanüstü görevlerimiz vardır. Tabii bu görevlerin içeriğini ilan ederek oraya memur heyet gönderilemez. Sırf bu özel görevi yerine getirebilmek üzere elçilik heyetinin kadrosuna heyeti ilmiye adıyla bir heyet ilave edilmiştir. Heyeti ilmiye dendiği zaman manasından da anlaşılacağı gibi orada yalnız ilmi araştırmalar yapacak değildir. İfade ettiğim gibi bazı özel görevleri yerine getireceklerdir. Atatürk'ün burada bahsettiği bazı özel görevler Sovyetler Birliği'nin içerisinde yaşayan Türk boylarıyla, Türk uluslarıyla temasa geçip onlarla işbirliği yapmaktır. Bu sonraki yıllarda Zeki Veldi Togan'ın Sadri Maksudi Arsal'ın hatıratında falan geçti. Bu heyetten gelip kendileriyle mesela Burdur milletvekilinin gelip kendisiyle temas kurduğunu Zeki Veldi Togan bir hatıratında yazdı. Yani bu e, meclisin gizli celse tutanaklarında falan kalmamış, hayata geçmiş ve gerekleri yapılmış, öyle görünüyor. Yine benzer zamanlarda 21 Aralık 1920, düşünebiliyor musunuz? Daha 4 Eylül 1919'da Sivas'ta kongreyi yapmış... Aralığın 27'sinde Ankara'ya gelmiş, bir yıl olmamış daha meclis çalışmaya devam ederken yine bu sunacağım belgede Atatürk'ün el yazısıyla hem meclis arşivinde hem genel kurmay arşivinde duruyor kendi el yazısıyla Fevzi Paşa'ya kim Fevzi Paşa genel kurmay başkanı Fevzi Çakmak savunma ve maliyemizce olumlu olması durumunda ve anlaşma olduğu takdirde Afgan ordusunu yeniden düzenleme görevi için bir grup subayın gönderilmesini önemli ve lüzumlu görmekteyim. Cemal Paşa'nın bize ulaşan mektubunda belirtildiği şekilde bunun gelecekte Anadolu üzerine çöken Sıkıntıları hafifletmeye yarayabileceği gibi aşağıdaki hususlara uyulduğu takdirde Orta Asya'da emrimize hazır kuvvetli bir orduya sahip olmamız temin edilmiş ve dolayısıyla gerektiği zaman ana vatanı savaşların sıkıntısından korumuş ve İngilizleri daha uzaklarda iş, işgal etmek için bir vasıta elde etmiş oluruz. Bu nasıl bir şey düşünebiliyor musunuz? daha Türkiye'yi kurtarmamış, Türkiye'yi kurtarmak için savaş yapıyor ve dünyaya Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetini kabul ettirmeye çalışıyor. Bu çabanın içerisinde Afganistan'a paşalar göndererek orada ordunun organize edilmesini ve iyi bir ordu düzeyinde tutulmasını sağlamaya çalışıyor. Tabii başka söyledikleri de var. Bu yazıda yazılı olmayan başka söyledikleri de var. Asıl amacı şu. Eğer Emanullah Han Afganistan'da İngilizlere karşı verdiği mücadelede başarılı olamaz, çökerse bu mücadele orada Sovyetlerin veya başka ulusların e, sızmasıyla yabancı bir devletleşme olmasın. Bu kurdurduğumuz Türkiye'den giden paşalar vasıtasıyla kurdurduğumuz ordu üzerinden orada yeni bir Türk devleti ilan edilsin. Bir Türk devleti kurulsun. Atatürk'ün böyle bir büyük duyarlılığı vardı. Notlarıma bakıyorum. Ben size ne anlatmalıyım Türk dünyasıyla ilgili? Gelelim dil meselesine. Yani dille ilgili de bir notum var. Hani Avrupalı düşünürler bunu söylüyorlar. Birçok yerde rastlanır. Eğer Türkçe biliyorsanız Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar yapacağınız seyahatte hiçbir dil probleminiz olmaz. Bunu söylüyorlar çünkü bu sözün hep konuştuğumuz gibi canı var. Bu gerçek. Türkçe böylesine yaygın, böylesine köklü bir dil ve 20 20 milyon kilometre kareye aşkın bir coğrafyada şu anda konuşuluyor. Çok kısa bilgi vermek istiyorum bu konuda. Bu hassas bir konu çünkü. Ee, Türk dili değerli arkadaşlar çok eski kökleri itibariyle çıktığı ana damardan yıllar içerisinde, uzun bin yıllar içerisinde dört ana kola ayrılmış. Bizimkinden başlayalım. Bizim içerisinde bulunduğumuz birinci kolla biz Oğuz kolu diyoruz. Oğuz lehçesi. Yani Türkiye'nin, Kıbrıs'ın, Gagavuzların, e, Azerbaycan ve İran Türklerinin ve Orta Doğu'da Kerkük, Musul, Süleymaniye Türklerinin konuştuğu Türkçenin bizim de içinde olduğumuz lehçesi. Buna yakınlığı itibariyle bundan sonra gelen lehçe Karluk lehçesi. Ee, en yoğun konuşan gruplar Özbeklerle Uygurlar. Bu iki dili konuşan. Ondan bir ileriye gittiğiniz zaman Kıpçak grubuna gidersiniz. Çok yaygın, çok geniş ve çok çeşitli boylar tarafından konuşulan coğrafyası da bizimki kadar geniş olan bir lehçedir. Kazaklar, Kırgızlar, Başkurtlar, Çuvaşlar, Tatarlar, Nogaylar, Kumuklar, eee Haz Hazar'ın doğusu ve batısı tamamen Kıpçak grubuna dahildir. Bundan bir ileriye gittiğiniz zaman da Sibir gruplarına gidersiniz. Altay, Tuva, Hakas, Yakut Türklerinin konuştuğu dildir. Ve bunlar birbirine yakınlığı sırasına göre sıraladım. Yani Oğuz, Karluk, Kıpçak, Sibir boyları. Bir iki hafta beraber geçirdiğiniz zaman özellikle bu sıralamaya göre yakın olan yani bir Oğuz'la bir Karluk birbirini üç dört gün bir arada olduğu zaman sorunsuz anlar. Bir Karluk'la bir Kıpçak yine üç dört gün bir arada yaşadığı zaman sorunsuz anlar. Ama Oğuz'dan Kıpçak'a geçtiğiniz zaman bir lehçeye atlamış oluyorsunuz. Bir haftaya ihtiyacınız olur. İki haftaya ihtiyacınız olmaz. Mesela buna bir örnek vereyim. Oğuz ve Kıpçak arada Karluk var. Bakın bize biraz uzak bir lehçe. Yıllar önce 1995 veya 96'da Almatı'da bir seramik sergisi geziyorum. Çok çarpıcı bir olaydır. Hiç unutmam. Çok etkiledi beni çünkü. Seramik sergisi geziyorum. Küçük biblolar sergileniyor seramik sergisinde. Seramikten yapılmış. Bir rafta kurbağalar gördüm. Böyle bir topluluklar halinde çeşit çeşit kurbağa bibloları. Ben bunu hep yapıyorum ve bunu yapmayı seviyorum. Dildeki benzerlik üzerinden kardeşlik bağlarının ispatlanması ve bunun ortaya çıkarılıp konulması. Hemen Hani biz kurbağa diyoruz, kazaklar bağa diyorlar. Bağa, kurbağa bağa. O kadar birbirine yakın ki, benzer ki. Bu benzerliği kullanmak için hemen sanatçıyı sordum. Kim sanatçı geldi? Selamlaştım, halatır ettim Dedim ki, agay sizge buna ne de baytadılar? Sizde buna ne derler? Elime aldım kurbağayı. Bizde buna baga değdiler dedi. Baga, bizde buna baga derler. Aa öyle mi dedim. Ne kadar dedim şey büyük benzerlik var. Türkiye'de de kurbağa denir dedim buna. Yok dedi. O bu değil dedi. Bizim baga dediğimiz suda yaşar, sulak yerin çevresinde dolaşır, kurak alana gitmez, tekrar suya döner. Suya atlar, sudan çıkarsa da kıyısında yaşar. Bunun adı kurbağadır dedi. Ama bir de suya gelmeyen, kurak alanda, kıraç alanda yaşayan bundan biraz daha iri ve sırtı biraz daha pütürlü olanı vardır. Biz de ona kurbağa deriz dedi. Aynen sizin gibi. Şaşırdım. Ve dedi bunun onun da bir büyüğü vardır. Daha büyüğü sırtında tası vardır. Tasla yaşar gider gideceği yere. Ona da tasbağa deriz dedi. Tasbağa. Biz de tosbağa diyoruz. Türk dünyası böyle bir dünya ama bunun farkında olmak lazım. Şimdi devleti yönetenler Türkiye'de ben ne anlatıyorum onlar ne yapıyor? Azerbaycan devletinin adını doğru söyleyemeyen cumhurbaşkanları ve başbakanlar var bu ülkede. Yıllarca başbakanlık yaptılar. Tansu Çiller'inden Mesut Yılmaz'ına Bülent Ecevit'inden Süleyman Demirel öğrenmişti söylüyordu doğru. Kimleri gördük? Erdal'in önü dahil. Ya çok ilginç bir şey. Azerbaycan Azer Azerbaycan kelimesinin bir anlamı var. Azerbaycan dediğiniz zaman o anlam kayboluyor. O anlam yerine gelmiyor. Otlar yurdu demek. Ateşler ülkesi demek. Azerbaycan kendi dillerinde. Yıllar önce Batı kentte bir park açılışına gittim. Haydar Aliyev parkı açılıyor. Azerbaycan Büyük Büyükelçiliği Türkiye Dışişleri ile beraber organize ediyor. Azerbaycan'dan 150 kişilik bir heyet gelmiş. Çoğu siyasi bakanlar, milletvekilleri falan. Programda konuşmalar yapılıyor. Ya her kürsüye gelen doğal olarak Haydar Aliyev adına bir park açıyorsun. Azerbaycan'ın adı sık sık geçiyor. Bir tane doğru söyleyen yok adının. En son Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı AKP'li düşünebiliyor musunuz? Milyonlarca insanın yaşadığı ülkeden on binlerce aday çıkmış Onlardan 600 tane adam seçmişsiniz, milletvekili yapmışsınız, meclise göndermişsiniz. O 600 milletvekilinin içerisinden de Azerbaycan ile en yakın ilişkisi alakası olan kişiyi seçmişsiniz. Azerbaycan Türkiye Dostluk Grubu'nun başına atamışsınız. Bu adam konuşuyor ve bu da 20 defa Azerbaycan dedi. 20. Azerbaycan değil, şimdi de benim sağımda oturan milletvekili eğildi kulağıma. Fecullah Bey bu ne rezalet dedi. Bunlar ne yap ne yapıyorlar böyle dedi. Yani sizin ülkenize dedi. Bunların ülkesine biri çıkıp dedi. Terkiye, Terkiye dese dedi ısrarla. Terkiye, Terkiye diye konuşsa bunu siz dedi kabul kabullar mısınız dedi. Kabul eder misiniz dedi bunu. Bak dedi, biz Türkiye'ye Türkiye diyoruz. Bunlar niye benim ülkeme Azerbaycan demiyordu. da Azerbaycan diyor. Yani böyle bir rezalet. Ama hala bu şey devam ediyor, sıkıntı devam ediyor. Bir de meselenin din açısından yorumlanması lazım, bakılması lazım. Türk dünyasının gücünün ve büyüklüğünün farkında olan insanlar genellikle dini mesele konusunda Türklerin İslam ile müşerref olduğu, İslam ile şereflendiği filan gibi ifadeleri asla hiçbir zaman hiçbir yerde kullanmazlar. Çünkü onlar bilirler ki Türkler tarih boyunca çeşitli dinlere mensup olmuşlardır. Bugünkü Türk boyları da halen çeşitli dinlere mensubiyetlerini devam ettiriyorlar. Hatta hiçbir ilahi e, ve kitaplı dine mensup olmayıp eski ata inancını sürdüren Türk boyları da hala var Sibir steplerinde. Tuva'da, Altay'da. Yıllar önce bir Türk ocağına bunu çok anlatıyorum çünkü gerçekten çarpıcı bir anekdot. Bir Türk ocağında Türk dünyası ile ilgili bir konferansa gittim. Biraz erken gittim. Başkan karşıladı kapıda, odasını aldı. Sohbet ediyoruz. Başkanın masasında bir takvim var. Onu üçgen şeklinde açılır kapanır. Şöyle sayfaları çevrilen takvimler olur. Öyle bir takvim var. Takvimin üzerinde bir beyit yazıyor. Denildi mi bir yere Türk ülkesi, gözüm al bayrak arar, kulağım ezan sesi. Yani karşımda Türk Ocağı Başkanı oturuyor. Türk Ocağı'nda Türk Dünyası ile ilgili bir e, konferans vermeye gelmişim. Bu nasıl bir Türk Dünyası idraki anlamak mümkün değil. Aklıma geliverdi, unutmasın, çarpıcı olsun diye Hiçbir şey demeden şöyle davudi bir ses tonuyla özene bezene kondura kondura ve gözlerinin içine baka baka başkanın bu beyti okudum. Denildi mi bir yere Türk ülkesi gözüm al bayrak arar kulağım ezan sesi. Budur işte dedi. Budur abim ağzına sağlık dedi. Ben. E, tam işte ben de bunu amaçlıyordum. Dedim ki ya kusura bakma kardeşim. Bu hareketi yapacağını bildiğim için böyle özene bezene okudum. Ama dedim büyük talihsizlikle karşı karşıyayız. Yani seni kırmak istemiyorum. Ama sana soruyorum. Sen Türk Ocağı Başkanısın ve Türkçüsün öyle mi? Evet. Peki dünyada Türkiye'den başka bayrağı al renkli olan hangi Türk devleti var? Bana bir söyler misin dedim. Hiç düşünmemiş adam. Hiç düşünmemiş. Bizim dışımızda sadece Kırgızistan'ın bayrağı kırmızı, onun da çok büyük bir bölümü ortasında güneşli, şanıraklı bölümü sarı renkli. Çok bizimkine benzemiyor. Yani sadece Türkiye bayrağını düşünerek ve kastederek bunu yazmış yazan şair. Peki dedim sen git, gittiğin bir ülkede Kazakistan'a mesela gittin, al bayrak görmediğin zaman sen buraya Türk ülkesi demeyecek misin kardeşim? Bu nasıl bir Türklük anlayışı? Yahut Gittin Altay'a. Gittin Başkurdistan'a. Sabah öğlen geçiyor. Ezan sesi ezan sesi duymuyorsun. Sen buraya Türk ülkesi değil mi diyeceksin. Dünya üzerinde ezan sesi olmayan Türk yurtları var. Ama onların da kendine göre inançları var. Sen böyle bir beyit, kafiye, şiir ihtirasına, şevkine kapılıp kafiye zevkine kapılıp Müslüman olmayan, bayrağı kırmızı renkte olmayan bütün Türkleri Türk dünyasının dışarına dışına çıkartır koyarsan önünde sadece Türkiye kalır. Ve bu Türk dünyası kavramının bütün gizemini, bütün tılsımını alır götürür. Bu büyük bir güçtür. Bu güçten beslenmek için bu büyüklüğü doğru görmek lazım. Ben yanlış görmüyorsam 13-14 var 6'ya. Ben böyle bir özet yapmış olayım. Sözü bırakayım. Belki sorusu olan bir 5 dakikalık bir zamanı da buna ayıralım. Olur mu arkadaşlar? Herkes sesini açsın isterseniz. Ses <laughs> evet, evet, açma isteği benim gönderdim ekranıma. herkese. Ses bir küç, ses bir küç. Evet duyuyorum. Hocam bir soru sorabilir miyim? Salha sen misin? Evet hocam. Bekliyorum. Şimdi e, Türkler farklı boy hani Türklerin şeyini kültüründe kadınlar kadınlar hep baş tacı ya hocam. Evet. farklı budunların farklı ülkelerin farklılıkların kadınlara hakkında nasıl bir yol izliyorlar? Mesela bir Türk kadınıyla bir Rus kadını arasında bir fark koşul koyuyorlar yoksa bir Türk kadına verdiği değeri bir de o tür, e, Rus kadına da aynı değerim veriyorlar güzel <laughs> başka bir şey araştırdığı önce onu söyleyeyim ee, kadına bakış ve kadına değer verme konusu e, bize İslamiyetten sonra değişik bir görüntüye girdi ve değişik bir görüntüye ulaştı fakat enteresan e, Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetlerinde Müslüman toplumlarda aynen eski Türk töresinde olduğu gibi kadına değer veriliyor. Çok tanık oldum buna. Hatta kızlar deniyor. Yani 60-70 yaşlarındaki kadınlara kızlar şöyle buyurun, kızlar şöyle oturun falan diye hitap ediliyor. Böyle bir şey var yaklaşımlar. Ee, başka uluslardan kadınları kesinlikle ayırmazlar. Türkler. Zaten Türklerin kanına yakışmaz. Kesinlikle bir tutar aynı saygıyı gösterirler. Derim ben size ama elbette kendi hanımlarının yeri de ayrıdır canım. Bunun da <laughs> bir özelliği vardır. Sevgili Talha oldu mu? Oldu hocam teşekkür ederim. Ses geliyor seni göremiyorum ben. Ben de biraz karanlıkta kaldım ışığı açmadım ama inşallah görüyorsunuz. Görüyoruz. 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 3-4 dakika var. Şey çok parlıyor. Derya Hanım çok ışıklı bir yerde. Işık Hanım evet. çok ışıklı bir yerde. Çok loş başkanım. Şu çok anda elektrik yakmadım hatta ama nedense çok aydınlık görünüyor arka taraf. Evet. beyaz var. Ayşe Hanım'ın da yanında büyük bir pencere var. Oradan da Ondan, iyi. Şey evet hocam. Şöyle yapayım. Pencere var. Pencereden. Evet. Başka bir sorusu olan var mı acaba? Feyzullah başkanım. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten siz ben bu arada ulaştığınız başladım. varacağınız yeri herhalde. Otel'e Ben mi, ulaştım, mi? ulaştım. Sabit bir yerden izliyorum. Sevgili Başkanım, bilge kişiliğinize teşekkür ediyorum, bilgeliğinize. Estağfurullah. Estağfurullah. Biz aydınlanıyoruz. Sayın Genel Başkanımızın da e, her toplantısına katıldığımızda emin olun ben kendimi bir üniversite öğrencisi gibi görüyorum. Sizin gibi değerli büyüklerimizin arasında olmaktan da bir gurur duyuyorum. Ee, ben adı Oğuz olan, kalbi Türklükle çarpan bir kardeşiniz olarak bu Ata Partisi'nde, Ata Parti'de olmaktan fevkalade onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Onu evet, söyleyeyim efendim. size. Çok teşekkür ee, ederiz. Adımla e, inşallah bu ülkeme çok fazla hizmetler etme heyecanım var. E, dün de üniversitede biraz önce de ifade ettiğim gibi o kalabalığı bulmuşken hemen böyle reklama geçtim. Rahmetli Süleyman Demirel gözümün önüne geldi. Ona soru sorulurdu biliyorsunuz. Evet. O kafasındaki gündem doğrultusunda bilgiler verirdi, paylaşırdı. Gazetecilere yapardı onu özellikle. Vallahi iletişim fakültesinde siyaset yaptım. Namık Kemal Bey anlattım. Ben Sayın Genel Başkanıma da arz ettim. Orada bir radyo, televizyon, sinema bölüm başkanı, doçent bir hocamızla karşılaştım. Kendisi Gümüşhaneli'ymiş. Sayın Bakanımın e, Ülkü Yolu diye bir kitabı eline geçmiş daha önceden. Onu okudum diyor, kütüphanemde duruyordu. Ya bu biz bir ara hani o 12 Eylül öncesi sonrası e, yaşayan bir arkadaşımız. Aramızda bir yaş var, benden de bir yaş büyükmüş. Ben onu diyor sakladım diyor, uçurdum diyor, başım belaya girecek diye diyor. O dekanın yanında dedi ki, namı Kemal Bey'e saygılarımı arz ediyorum dedi böyle. Dün birazcık politika yaptım da. Geldim. Çok teşekkür ederim bu. Çok az oldu doyamadık gene istiyoruz. Tamam, evet. haftaya, haftaya, devam edeceğiz inşallah. Tamam. Ama ee, konu, değişe, konu değişebilir. Tabii. Sayın Başkanım ben de bir şey söylemek istiyorum. Kim konuşuyor? Ha buyurun Derya ben... Hanım arya ee, Sayın Başkanım sizi e, her seferinde dinledikçe daha da güzel şeyler duyuyoruz. Ama bunları mutlaka televizyonlarda halka anlatmak gerekiyor. Yani siz bizden başka insanların da siz dinlemesi gerekiyor. Özellikle gençliklerin. Ben İzlemi. 20 yıldır üniversitelerdeyim. Sayın Başkanım bir küçük şey söyleyeyim. Öğrenciler gelir bana derlerdi ki devrim tarihi Türk e, Türk devrim tarihi öğrencileri Hocam maalesef dönem sonuna kadar sadece Osmanlı tarihi anlatılıyor ve bize hiç Cumhuriyet tarihi anlatılmıyor. Bundan 20 yıl önce bunu söyleyen öğrenciler şu anda devlet kademelerinde. Böyle evet. bu, bu insanların suçu yok. Eğitim sisteminin çok ciddi şekilde denetlenmesi ihtiyacı var sayın başkanım. Sağ olun. hatırlattığınız iyi oldu. Dün kaç dün yani o kadar sizi o kadar büyük bir şey içinde izledim ki Size çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Gerçekten. ederim. Sağ olun. Ee, arkadaşlar.